Teşekkür ederim Sayın Vali. Sağ olun. Tabii ki. Ne demek? Ne zaman isterseniz. Bekleriz efendim. Vay be. Gencecik adamdı. Yazık oldu. Aynen öyle. Yazık oldu vallahi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Akif abi? Koyuncan derdinde, kasabet derdinde. Ne diyorsunuz siz ya? Ben bittim. Beni yaşatmazlar. Nasıl böyle bir hata yaptın? Abi kimse senden şüphelenmez ya. Rahat ol ya. Rahat ol deyip durma lan. Koskoca belediye başkanını öldürdük. Anladım abi, anladım. Peki işi verdiğin kişiler seni ele verir mi? Zorda kalınca herkes birilerini ele verir. Bu iş böyle. Pozisyonunuzu koruyun. İkinci bir emre kadar kimse yerinden kıpırdamasın. Anlaşıldı efendim. Peki nasıl istersiniz? Gel abi gel, şöyle otur. Hayır olsun abi. İnşallah kötü bir şey yoktur. Hangi rüzgar yarattı seni buraya? Hoş gördük Yılmaz Bey. Size anlatmam gereken bir şey var da. Anladım abi. Gel makam odasına geçelim. Şart mıydı öldürmeniz? Zaten sana verilen görev bunun üzerine değil miydi? He? Feyzullah. Ya tamam öyle de yaralı bıraksaydınız ben de ölmedi derdim. Olan olmuş Feyzullah. Daha fazla kurcalamanın bir anlamı yok. Artık bize borçlusun. Efendim temas var. Uzaktan mı yakından mı? Uzaktan efendim. Sakın müdahale etmeyin. Biz işimize bakalım. Tamam Yılmaz Bey. Siz nasıl isterseniz. Hadi çıkalım Murat. Önemli bir işimiz var. Uygun musun? Anladım. Uygun bir an oluştur ve sana söylediğim şeyi yap. Haberini bekliyorum. Ne oluyor lan? Zorda kaldı mı? Herkes birilerini ele verir. Sen de bir işini hatırladın mı? Süleyman Bey, telefon size. Bu hayat nasıl bir şey biliyor musun? Sen birisine çapsız dersin, o kalkıp belediye başkanı olur. Veyahut ölümden kurtulur. Ne garip şey değil mi? İşte buna küçümseme denir. En güzel işte seninkisi. Öyle sessiz sakin bekliyorsun. Peki ya sakin duramayanlar ne olacak? Gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Küçük olan her zaman ezilir. Yılmaz, Feyzullah'tan haber yok mu? Yok başkanım yok. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Onu koruyanlar öldürmeye kalktıysa eğer, başka kim koruyor onu Yılmaz? Nasıl bulamıyoruz? Bilmiyorum başkanım, bilmiyorum. Ama onu arayan ekip 24 saat çalışıyor, emin ol. Eğer bu olayı çözemezsek, yine namlunun ucundayız Yılmaz. Haberin olsun. Başkanım müsaade var mı? Tabii ki. Buyurun buyurun.
sizi Yılmaz Bey işe almıştı değil mi? Evet başkanım. Başkanım, bu işi fazlasıyla hak eden biri. O zaman tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederim başkanım. Tekrardan afiyet olsun. Başkanım, bana müsaade. Tamam Yılmaz, tamam. İyi haberlerle bekliyorum seni. Tabii ki başkanım. Sorun yok dedim ya oğlu. Burada her şey yolunda. Başkan da iyi çok şükür. Sen böyle şeylere kafanı yorma. Bir an önce askerliğini bitir de gel, tamam mı? Gözlerinden öpüyorum oğlum. Görüşürüz. Akif abi, ne zaman bitiyor askerlik çocuğun? 2 ay kaldı. Bunu da atlattık mı bitiyor çok şükür. İyi iyi, gözün aydın abi. Allah kavuştursun. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Alo, buyurun. Hemen geliyorum. Kardeşim, çok önemli bir işim çıktı. Acil gitmem lazım. Buraya sen bakar mısın? Tamam bakarım ya, ne oluyor? Başkanım, gel dede gel. Ne oldu? Sorun yok başkanım. Tamamdır. Geç otur dede, geç otur. Başkanım, emin misiniz? Değilim dede, değilim. Ama denemek zorundayız. Siz daha iyi bilirsiniz. Eğer isterseniz bizzat kendim de halledebilirim. Hayır dede, onun için daha çok erken. Bakalım neler göreceğiz. Anladım başkanım, tamamdır. Nasıl isterseniz. En güvendiğim insan bile sattı beni. Son anda fark etmeseydim o öldürmüştü beni. Zaman kötü. İnsan kime güvenip güvenmeyeceği bilemez. Sana güveniyorum. Sakın sen de satma beni. Yoksa seni de öldürürüm. Zaman azalıyor. Süleyman Efendi, bütün işler birbirine karıştı. Feyzullah'ın elimizden kaçması çok kötü oldu. Dert etme Yılmaz. Elbet elimize düşecek. Sen onu bunu boş ver de içeride durumlar nasıl? Riskli, çok riskli. Herkes diken üstünde. Anladım Yılmaz. Bitirme şansın nedir? Mümkün değil. Duyduğum kadarıyla dede Kodatlı istihbaratçıyı yanına almış. Tek şansımız vardı, o da kaçtı. Endişelenme Yılmaz. O şans tekrar yine gelir. Sen yeter ki sağlam bilgiler getir. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Eğer bir gelişme olursa sana haber ederim. Bana bak Süleyman. Fazla vaktimiz yok. Eğer bu sefer de başaramazsak seni silmeleri için elimden gelen her şeyi yaparım. Sen merak etme Yılmaz. O iş bende. Göreceğiz Süleyman, göreceğiz. Zamanın nasıl daraldığını hissedebiliyor musun? İnsanın kemiklerini kırarcasına sıkıştırıyor. En sevdiğim şey, kırılan kemik sesi. Merhaba. Başkan çağırmıştı da beni. Haberim var Akif abi. Ben seni aradım. Anladım. Yılmaz Bey yok mu? Onun biraz işleri var. Anladım. Sorun yok inşallah. Yok abi yok. Senden sadece bir ricada bulunmak için aradım. Tabii ki. Buyurun. Eyvallah abi. Benimle beraber gel. E
Yeter Fazıl abi yeter. Saate bakıp durma. Sakin ol biraz. Sakin ol deyip durma lan bana. Beklemek deli diyor lan beni deli. Arkadaşlar, gözünüzü dört açın. Çok dikkatli olmalıyız. Emredersiniz komutanım. Güzel. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz dede? Başkanın çok önemli bir işi varmış Yılmaz. Nasıl yani? Benim neden haberim yok dede? Bilmiyorum Yılmaz. Son anda gelişti. Anladım anladım. Ben başkanın yanına geçiyorum o zaman. Dur Yılmaz. Başkanın kesin talimatıdır. O önden tek başına gidecek. Biz arkadan araçla takip edeceğiz. Anladım. Gidelim o zaman. Neyi bekliyoruz? Abi ben bakarım. Dikkatli ol. Kim o falan da bir bak. Buyurun. Selamünaleyküm. Fezullah buradaydı değil mi? Beni başkan gönderdi. Burada abi buyurun. Eyvallah. Senin ne işin var burada? Hani o gelecekti? O yolda. Birazdan gelecek. Merak etme sen. Fazla zaman yok. Söyle çabuk gelsin. Tamam. Sen sakin ol. Ben biraz soluklanayım. Başkan niye inmiyor? Bilmiyorum Yılmaz. Bekleyeceğiz.